Herkese selamlar, hoş geldiniz. Ecepsir'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi evet, Turan'ın kurmaya doğru adım adım ilerliyoruz. Burada Kazakistan burada güzel bir şekilde bizim ülkeleri toparladı. Toplu bir şekilde kendisine satın alacağım. Keşke eyaletleri verse. Mesela şöyle istesem desem mesela bana buradaki toprakları ver. Hani asimile de etmemişsin zaten. Desem karşılığında sana 50 bin lira para teklif etsem ya da şöyle tüm paramana 60 bin desem şu anki vermez tahminimce. Vermedi. Toprak konusunda çok anlaşmazlık var yani. Hani bir toprak için dünya paralar ödemek gerekiyor. Buraya isteyelim mesela 70-80 bine tek bir toprak verdi. Kısa satın alalım da ilerleyebilirmişiz. Ama tek bir toprak olduğu için her neyse burada biraz daha Vietnam'ı yok etme çalışmalarını başlattım. Kamboçya Laos Savaşı bitti. Tamamını almamayı tercih etti ya da alamadı Kamboçya. Buradaki Malezya Brunei Savaşı da bitti. Orada komple aldı. Singapur burada tek başına. Malezya aslında Singapur'a da gidebilir ama şuradan bu savaşa devam ettiği için karışmayacağım. Burada Tayland'a ve Myanmar'a 100 bin, Tayland'a 50 bin para verdim. Ekstra olarak Kamboçya'yı da Vietnam'ın üzerine saldım. Laos'u da saldım ki buradan Vietnam tamamen kalksın. Sonra burada Laos'u, Tayland Laos'a dalar yer bunu. Sonra Myanmar-Tayland savaşı. Sonra Myanmar, Malezya, Myanmar hepsi. Burası komple Myanmar yaparız. Ama çözemediğim bir olay şekilde her yer asimilasyonu çok geriydi. Şöyle %67'lerde hep geziyordu. Buraları almak biraz yordu beni. Açıkçası buraları almak biraz yordu beni. Burada hemen festival yapalım. Mutluluk düşükmüş. Biz vergi adam akıllı alıyor muyuz? Alıyoruz. Alıyoruz. Mutluluk. Kötü. Kötü. Amerika şu an bizden eyalet açısından daha iyi. 350 tane eyaleti var. Ama geçeceğiz. Ama geçeceğiz. Bir şey kalmadı. Şöyle nüfus puanında zirvedeyiz. Ekonomik puanında açık ara zirvedeyiz. Prestijde açık ara, toplam puanında açık ara her konuda zirveye oturduk. Çin ve Amerika bizim için büyük bir sıkıntı. Amerika ne yaptı görebiliyor muyuz acaba? Bir bakalım. Kanada'yı mı yiyorsun? Kanada yemeği tercih etmiş. Gariban Kanada. Kimsesi yok. Alttan bir Meksika vursa var ya bu arada tamamen yok eder. Deşer geçer. Amerika'yı deşer geçer. Burayı karıştırmak için yapabilirim aslında da. Bu sefer Amerika arada kaynayacak yani. Kanada'yı alsın Amerika sonra birbirlerini ben kırdırırım onları. Japonya falan gelmiyorlar ya. Mesela buraya Tayvan'a Filipin'in gelmesi lazım. Denizlerden geçiş yapmıyorlar genelde. Karasal savaş yapıyorlar. Yapay zeka birazcık kötü. Bir tık. Teknoloji olarak bir miktar biriktirdim. Ekonomi büyümesi vermek de mantıklı ama üretim gelirine vereceğim büyük ihtimalle. 28 bin üretim gelirimiz var. Ekonomimizde 613 bin fabrika olmuş. Ekonomi büyümesine verdiğimizde fabrika miktarı artıyor değil mi? Yani üretim geliri de üretim geliri ya. Üretim geliri. Daha mantıklı. Ya keşke şu seviyeyi gelişim seviyesini arttırsa çok değerli. Çünkü gelişim ne kadar yüksekse o kadar fazla fabrika oluyor. Şimdi buralardan birazcık ordu basmaya artık başlayabiliriz diye tahmin ediyorum. Ki yanlış tahmin ediyormuşum. Buralarda bir festivaller düzenleyelim biz bu sınırda. Çünkü Afganistan savaşımız yakındır. Buralarda festivaller yapalım. Bunlar önemli çünkü. Burada da yap. Çin'e geçtik değil mi? Çin'e de yapıyoruz yasaklı festival. Tamamdır. Şimdi okeyiz. Buradan basılıyormuş zaten güzel bir ordu. Buradan da basılıyormuş. Buradan ne bas çıkıyor? Ya 1000 olsa burada tutar zaten buraları ya. Çok bir ordusu yok. 47 bin. Bu arada Afganistan'a da Kazakistan'a verirsek bizi yok edebilir. Çünkü şimdi 75 bin bunu alacak, 110 bin falan olacak. Hatta o sırada o da onu alsın. Özbekistan'a savaş.
20 bin versem yeter yani, çok bile aslında ona. En azından böyle bu şekilde Kazakistan'da korumuş oluyoruz. Bunu söyleyebilirim. Ukrayna burada biraz büyümüş gibi sanki hissettirdi. Bu kadar büyük değil diye hatırlıyorum ama ben. Bir tık sanki büyümüş gibi. Olabilir. Rusya'ya erken salmış olabilir. Burada da aslında biraz mesela bir Ukrayna büyük gücü oluşturabiliriz. Polonya ile gerçi savaşıyorlar ama. Ya da Beyaz Rusya'yı bunların üzerine salabilirim. Mantıklı olabilir. Beyaz Rusya'yı salalım ya. Niye salmıyoruz ki? Litvanya, Letonya ve Estonya'nın üzerine salalım. Önce Litvanya'ya 5000 versem okey der yani. Kapışın kardeşim. Alırsın büyük ihtimalle zaten. Hollanda ile savaşıyorsun sen. Hollanda gelmiş. Estonya toprak verme kardeşim sen ona. Ticaret, savaş. Sen buna dal. Al toprakları ondan. Ya da kaybet ona. Letonya'yı sen al. Hollanda burada barınmasın. Köpek gibi olmuş zaten. Fransa'yı salacağım üstüne, görecek gününü, ya da İtalya'yı. Lüksemburg. Bu ne oğlum? Alsana kardeşim. Ne duruyorsun bunu? Onu da mı bir söyleyelim? Hayır ya, o yok. Al şu Lüksemburg'u. İngiltere ne durumda? İrlanda'yı niye almıyorsun? Al İrlanda'yı. Onu da mı bir söyleyelim be. Almanya orada minnacık kalmış. Gerçekten minnacık kalmış. Gelişecek bir potansiyeli de yok. Danimarka, Belçika, Almanya. Bir ülke daha olsa keşke, de birleşip Hollanda'ya dalsalar bir şeyler olur. Bir şeyler olur. İsveç, Norveç ve Finlandiya'yı alırsın bence sen. Bir Norveç'le start ver bakalım. Güzel, biraz buraları da karıştıralım ya. Mesela Moldova var burada. Moldova'ya bunları da birleştirebilirdik. Ki burada bir birleşim gelmiş gibi ya. Bu tek toprak çünkü Makedonya. Arnavutluk bu kadar değil. Arnavutluk tek parça. O da büyümüş. Burada bir savaş dönmüş yani. Karadağ falan da büyümüş. Bunu bir Sırbistan'a dövmüşler sanki. Anlar aralarında bir kapışmışlar. Afrika'yı tek toprak yapmaya bu şekilde mi çalışsak acaba, birbirlerine savaş açtırtarak? Mantıklı olabilir. Bunlar aralarında bir savaş yapmışlardı Katar'la şey. Beceremediler. Bunları da tek birleştirelim, Yemen, Umman falan. Aslında birleştirmek bir bakıma benim için mantıksız çünkü çok kuvvetli olacaklar. Ama yani kuvvet kazandırıyorum. Savaş ilan et etsin ya. Sen buna savaş ilan et. Tamam ya, siz öyle kalın. Sonra Yemen buradan Birleşik Arap Emirlikleri'ne falan, oradan bir şeyler olur. İyi ya, Vietnam'ı komple sildik gibi bir şey oldu ya. Vietnam kalmadı yani. Japonya da gelmiş sonunda bu arada. Harbi Vietnam yok oldu. Neyse, biz kendi topraklarımıza dönecek olursak burada bir tık daha ordu basalım ve kendi savaşımızı başlatalım artık. Yeterince lafı uzattık. Tamam, sınırını iyice yığıldık. Hepsi kabul etti. Savaşlar başladı oralarda. Oralara bakacağız. Önce biz Afganistan'ı indirelim. Buradan. Şöyle güzel güzel vuralım kafasına da. Bizim savaşımıza katılıp toprak çalmak neymiş? Aklı başına gelsin. Özbekistan rahat rahat yiyecek ya bu arada. Yani araya almış durumu çünkü. Her tarafından vuracak. Ki fark yani iki katından fazla. Çok rahat vuracak. Bunlar savaşı bitirmedi bu arada hala. Neyse, bitirirler inşallah. Bunlar ne durumda? İyice birbirimize girdiniz mi? Bakayım mı? Neyse, bizim savaş bitsin ondan sonra bir oraya da bakacağım. Aslında olur, gayet zevkli, bilmiyorum zevk alır mısınız? Ben gayet zevk alıyorum ya. Ülkeleri birbirine kırdırmaktan. Yani bir ara öyle bir seri de gelebilir aslında. Dünyayı yönetiyoruz.
Kıbrıs'a ya da benzeri bir ufak ülkeye konarız. Yerleşiriz yani oraya. Ardından deneriz yani bakarız. Kıbrıs'a veya ne bileyim İsrail'e böyle hani ki İsrail izle dünya gücü falan gibi böyle bir oyunlar mı oyunlar döndürüp ekonominin başkenti hani dedim ya tek bir ülkeyle tek toprak bir ülkeyle ne kadar gelişebiliriz diye. Bunu mesela deneyebiliriz bu şekilde. Ya da mesela Malta'da. Malta olabilir. Vatikan olsaydı Vatikan'da denerdim ama Malta çok daha iyi. 5000 fabrikası var, nüfus falan değil. Denizde olduğu için kafası rahat. Malta ile bütün dünyayı birbirine kırdırmayı deneyebiliriz. Denenebilir bir şey. Denenebilir. Ve utanmadan karşı saldırıya mı kalkıyorsun? Sen nasıl bir yüzsüzsün ya? Başkentte iyi ordu var. Geliyorum ama başkentine yani. Şu an dalmayı pek tercih etmiyorum ama başkentine en azından geliyorum. Şu şekilde gel. Şöyle alalım. Sen niye burada kaldın? Seni de buraya alalım. 3000'le gelmeyi denedin. Sen iyi yürek yemişsin ha. Kim yedirdiyse o yüreği sana. Güzel bir yürek yemişsin. Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle, 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 böyle. Mis. Bu buraya toplanır. Bu burada kalır. Güzel, güzel. Bunlar neyle? Sri Lanka ile Bangladeş. Bitti bu arada savaş. Vietnam'ın ufak tefek toprakları kaldı yine. Şu Laos bile büyüdü. Şimdi Myanmar'ın sınırları var. Myanmar'ın Tayland'a ayırmak daha mantıklı bence buraya. Buraları. Tayland'ı önce Laos'a sonra Kamboçya'ya savaş ilan ettireceğim. Parayla destekleyeceğim. Malezya sen şu Singapur'u al önce buradan. Güzel bir ülke bu arada Singapur'da var ya değerli bir ülke. Myanmar sonraki dönemde tekrardan bir savaş başlatabilir. Şeye. Tayland ticaret savaş ilan et buna. Yes, güzel bir para verelim. Ordu bassın. 100 bin kadarcık. Tabii bizim de ihtiyacımız var paraya ama hallederiz biz sıkıntı yok. Kamboçya beklesin. Vietnam bir tık zayıfladı en azından ya. Ama buraya Filipin gelmiş sonunda bu arada. Tamam bunu yutar inşallah. Denizlerden gitmeye biraz çekiniyorlar ya. Çözemedim tam. Geçelim bir tur. Kabul edecekler tabii ki yani. Şimdi biz de böyle bu şekil iki oradan apaba değil. Böyle güzel güzel biz de fethimizi tamamladık. Barış müzakereleri diyelim. Hedef hepsini al. Yes. Yo, direkt buraya gel ya. Şuraya hareket değil. Sonra ben dağıtırım onu sınıra. Güzel oldu. Bu savaşı da burayı daha çok takip ediyorum bu arada kendi savaşımdan çok. Tamam. Ona biz başlayacağım şimdi. Dur, birazdan yaparız onu. Singapur'u alırsın be oğlum. O kadar da değil. Tamam. 16 bin fabrika var. Deli gibi 50 bin de nüfus var askeri olarak. Ama alırsın yani. O kadar da değil Malezya. Endonezya büyük bir güç. Burada aslında büyük bir güç doğacak zaten. Myanmar dayak yiyecek. Güzel bir dayak. Devam edelim. Tayland lütfen yani bizi utandırmaz mısın? Yani o kadar para verdik sana. 100 bin lira verdik. 100 bin liranın hakkını ver bari be. Yani değil mi? Bir 100 bin liranın hakkını ver. Teknoloji olarak da 54'sün yani aralarında Vietnam'dan sonra hatta Kamboçya'dan sonra en mantıklı sen varsın. Malezya ne durumda? Malezya 46 bak kötü.
Ki alıyorsun rahat rahat görebiliyorum buradan. Arada bitti. Devam et. Aslansın be. Bu kadar ya. Bu kadar niye kasıyorsun ki sen? Al tamamını. Bu kadar. Kaç oldun? 85 bin. Şimdi ben sana bir 100 bin daha ateşleyeceğim. Hatta sana bir şey diyeyim. Ben sana bir 200 bin ateşleyeyim. Kamboçya'ya bir dal. 200 bin ateşleyeceğim ama ona göre. 200 bin. Bir 5 bin lira da bize kalsın ha. Sen de Kamboçya'ya giriyorsun. Zaten ondan sonra buranın durdurulamaz gücü haline gelirsin. Kamboçya'ya gir. Tayland. Kamboçya savaşı başlar. Bunu bir izleyelim ya. Çünkü ikisi kuvvetli bir ülke. Tayland'a bolca para verdik. Yaşaması gerekiyor. Ki birazcık daha para vermek istiyorum. Hatta armağan olarak gönderelim. Ekstra olarak bir de ticaret talep edip buradan da gönderelim. Şöyle bir miktar. İkisini de kabul edecek. Bir armağan daha göndereceğim. Bir armağan daha. Yanlış ülkeye göndermeyelim de. Zaten üstünlüğü ele geçirdi. Başkentini falan kurtarırsa Kamboçya 40 bin, kendisi 100 bin oldu. Bir armağan daha gönderelim. Rahatlıkla kendisini toparlar o saatten sonra. Bir armağan daha. Daha da yani benden bir şey bekleme. Bitir bu savaşı. Al hepsini. Alamadı işte. Alamadı işte. Tüh. Neyse, Vietnam'la savaşı yapar, oradan Vietnam'a veririz. Sen oradan tamamını alırsın. Şimdi Myanmar'la burada kapışma vakti geliyor artık. Sri Lanka'ya falan da dalmaya başlamış. Ama tabii birkaç tur geçirdikten sonra biraz daha mantıklı olacak. Böyle çok zayıf kalıyor. Sen de ticaret, savaş ilan et. Al kardeşim umanı. Al sana 60 bin lira. Çok bile verdim. İsrail görevini yap. Sen böyle bir ülkesin çünkü. Tamam. İsrail'i burada büyütelim biz. Sonra Lübnan'a da saldırsın. Burada ne oldu peki? Olaylar nasıl gelişti? Hollanda avucunu yaladı. Letonya bir miktar aldı. Estonya, Litvanya'ya dal kardeşim. Beyaz Rusya, Litvanya ile barıştasın. Daha sonra Estonya'ya da dalabilirsin aslında. Daha sonra dalabilirsin. Onlarla güçlenirsin. Sonra Ukrayna'ya falan yediririz. Ukrayna, Polonya ile savaşta olmasa bir şeyler yapardık. Artık Almanya kurtarılamaz durumdasın ya. Yani sen ne kadar para versen boş gibi duruyor. Yani Danimarka ile 150 bin. Yani Hollanda'yı devirme ihtimali bir tık var. Bir tık var. İsveç ne durumda? Norveç'i indirmiş durumda. Yakında da bütün Görünat mı, İzlanda mı? Görünat. Biraz şöyle dünyanın ayarlarıyla oynayalım. Ha, İspanya diyorsun. Fas ne durumda? Peki 60 bin Cezayir. Fas İspanya'ya dal. Senin hakkın budur. Sana 200 bin, 300 bin lira para veririm. Çok net. Çok net veririm. Hiç umurumda da olmaz. 70 bin lira kazanıyorum. Ne umurumda olacak benim? 70 bin lira kazanmaya başladık. Uçtuk şu an zaten. Yani bundan sonrası vur vur geç. Gerçekten bundan sonrası vur vur geç olacak. O yüzden zaten sağ sollu oynuyorum bu arada. Turan'ı kurmak için ben orduları hazırlayayım. Bu bölümün de sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Yorum atıp abone olup like atıyorsunuz. Başka da zaten yapmanız gereken bir şey kalmıyor. Ondan sonra canınızın sağlığını diliyorum. Başka da bir dileğim yok. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay.